Merhabalar sevgili ikizler burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Eylül ayı astroloji yorumunuzdan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili ikizler, Eylül ayı, ayın 15'inde, Eylül'ün 15'inde Başak burcunda bir yeni ayımız var. Yeni ay bizim 4. evimizde gerçekleşiyor. Buradaki yeni ay evle ilgili bir yeni bir başlangıcımız var sevgili arkadaşlar. Evimizle ilgili, yaşadığımız yerle ilgili, ailemizle ilgili yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç gibi bir durum söz konusu. Evle ilgili bir yenilik, yani eve belki yeni eşyalar alma, evi yenileme, evden taşınma, evi kiralama, evi satma ya da bir mal mülk konusu. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Sizden gizlenilen, sizin bilmediğiniz bazı şans ve fırsatların yakalama gibi de bir durum söz konusu olabilir ama bu konu daha çok evle ilgili. Mal mülk konusu da olabilir. İşte bir arsa konusu olabilir, tarla konusu olabilir, bir miras konusu olabilir. Bu konularla ilgili yeni bir başlangıç gibi bir durum söz konusu sizin adınıza. 29 Eylül'de de Koç burcunda bir dolunay var. Koç burcundaki bu dolunay sizin de sosyal çevrede bazı kişilerle artık görüşmeme kararı verme. Sosyal çevrenizde arkadaşlıklarınızı indirgeme, kapatma, konuşmama kararı alma. Size enerjisi iyi gelmeyen kişilerle görüşmeme. Ya da umutlarınız, hayallerinizle ilgili bir tamamlanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yeni ay size bunu getirebilir. Belki umutlarınızı, hayallerinizdeki olan bir şeyi yeni ay size getirecektir. Dolunayla da tamamlanma ve bu konunun bitmesi gibi de bir durumu sürükleyebilir sizin adınıza. Güneş de Başak Burcu'nda. Yani Eylül ayında sevgili yükselen ikizler, özellikle altına çiziyorum, yükselen ikizler. Eylül ayında Güneş de Başak Burcu'nda, Merkür de Başak Burcu'nda. Güneş'in Başak Burcu'nda olması burada evle ilgili konuların, evle ilgili gündemlerin daha fazla olabileceği, bu konuların daha fazla önünüze düşeceği ya da bu konularla gündemde olabileceğiniz de bir durumu tetikleyebilir sevgili arkadaşlar. Merkür burada, Merkür'ün burada olması işte retro, Merkür retrosu şimdi sevgili arkadaşlar yine bu ev konularıyla ilgili eski mesela daha önce yaşadığınız yerle ilgili, eskiden komşuluk yaptığınız, görüştüğünüz kişilerle ilgili tekrar bir iletişime geçmek ya da tekrar bir görüşmek ya da evinizdeki geçmiş konuların ya da yapmadığınız, evle ilgili ihmal ettiğiniz bir durumu tamamlamak için bir retro görünüyor. Retro zaten 15 Eylül'e kadar bu alanda retro yapacak, gerileyecek. Bu da sizin ev konularınız sevgili arkadaşlar. Aile konularınız, işte baba konularınız, mal mülk konularınızı gündeme getirecek olan bir ay diyorum. Yani bu ay daha çok evle ilgilenecekmişsiniz gibi, aileyle ilgileneceksiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Venüs de Aslan Burcu'nda. Sevgili İkizler Burcu, Venüs'ün Aslan Burcu'nda olması da sizin yakın çevre ve kardeşlerle ilgili gündemleri tetikleyecektir. Özellikle de etrafınızdaki kadın enerjilerle olacak olan, onlardan gelecek olan bir fırsat, şans, kısmet de bunu tetikleyebilir aynı zamanda. Sevgili İkizler Burcu, Venüs evet Aslan Burcu'nda ama 4 Eylül'e kadar retrosu devam ediyor. İşte eski konuların tekrar açılması ya da eskilerin açılması. Burada retroda olan gecikmeler, retroda olan bu yakın çevre, kardeşler ya da bu elektronik gibi, internet gibi ya da işte araba alım satımı gibi gündemleriniz varsa bu retrodan sonra daha böyle fırsatlar doğabilir. Hatta bazılarınıza şöyle bir şey söyleyebilirim. Yakın çevre aracılığıyla hayatınıza yeni birini alma gibi de bir durum söz konusu olabilir. Özellikle de hayatında kimse olmayanlar için. Yeni birileriyle tanışma, görüşme ama bu görüşme ve tanışmayı da yakın çevrenizden gelecek olan kısmet ve şanslar diyebilirim sizin adınıza.
Mars terazi burcunda olacak. Eylül ayında Mars'ın terazi burcunda olması sizin biraz daha flörtleşme konularıyla, aslında şöyle bir şey var. Flörtleşmek isteyeceksiniz, aşk yaşamak isteyeceksiniz, harekete geçemiyorsunuz, bir türlü eyleme dönüştüremiyorsunuz. İçten içe evet bir şeyler yaşamak isteği var ama aynı zamanda da burada zararda olan bir durum da var. Bu zararda olması demek, yani terazi, yani Mars terazi burcunda zararda ve sizin buradaki aşk evinize denk geliyor. Burada zararda olması ya mücadele edemeyeceğinizi ya da ilişkilerle ilgili konuların gündeminizde olacağı ya da ilişkilerden, flörtleştiğiniz kişilerden, aşk yaşadığınız kişilerden zarar görmeyi de gösterebilir sevgili İkizler Burcu. Jüpiter de Boğa Burcu'nda 4 Eylül'den sonra da retroya başlıyor. Jüpiter'in Boğa Burcu'nda olması sevgili arkadaşlar sizin biraz daha şöyle bir şey söyleyebilirim. Gizli saklı konularınız, gizli saklı yaşadığınız aşklar, ilişkiler, işler, ne yapıyorsanız bu konularla ilgili tekrar gündeme gelmesi, bu konuları tekrar bir toparlamanız gerektiğini söylüyor sevgili arkadaşlar. Hani belki de size gizli bir gücün gelmesi, gizli bir güç. Yani siz bilmezsiniz ama arkanızdan sizi destekleyen biri varmış gibi düşünün bunu. Böyle bir durum söz konusu. Ama burada bir retro var. Jüpiter'in retro olması gecikmeler getirebilir. Birdenbire mesela para konusuyla ilgili özellikle de gecikmeler, beklemediğiniz yerden beklenmedik durumların çıkması, fazla para harcama, bir hastane olayları gibi durumlar karşımıza getirecektir sevgili arkadaşlar. Evet, aynı zamanda sevgili İkizler Burcu, bilinçaltımızın da çok yoğun olabileceği de bir durum var aslında. Bilinçaltımızda çok fazla şeyi biriktirebiliriz. Her şeyi içimize atma gibi de bir durum olabilir. Yani İkizler Burcu aslında çok böyle her şeyi içine atmaz ama buradaki retro sizin biraz daha bu bilinçaltı durumunuzu tetikliyor ve burada abartma da var. Bir şeyi abartma, büyümesi, bir olayın, bir durumun büyümesi küçük bir olaydır ama burada bu büyüyebilir ve bu can sıkısı olabilir. Yani düşünmediğiniz bir şekilde büyümesi bir olayın sizin gündeminizi ve sizin iç dünyanızı biraz daha sarsabilir diyorum sevgili arkadaşlar. İştahımız çok fazla artabilir. Çok fazla yeme içme enerjisi içinde olabiliriz aynı zamanda. Evet, burada Jüpiter retro ama retro olması 12. evde, yani gizli saklı biraz düşmanları da getirebilir sevgili arkadaşlar. Arkanızdan konuşanlara da dikkat edin diyorum. Burada düşmanlarınızı da çoğaltabilirsiniz. Düşmanlarınızın da fazlalığı söz konusu olabilir diyorum sevgili İkizler Burcu içinde. Evet, sizin için de söyleyeceklerim böyleydi Eylül ayı için. O zaman mutlu bir ay diliyorum. Allah'a ısmarladık.